ki Allah bir kimseye bolca vermek, üstünlük vermek ondan sonra ona hani al ya ey kulum diye bahşetmek istedi mi ne verir derseniz Allah katında onun nazarında ne değerlidir kuluna neyi verir üstünlüğü ne ile ölçüyor hangi kriter baktığınız zaman bir risalet ve bir kelami risalet ve kelamıyla Dolayısıyla burada hani malla, mülkle yani dünyevi şeyler görmüyoruz. Cenab-ı Hak Hazreti Peygamber'e de وَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ talem. Allah sana kitabı indirdi, hikmeti indirdi, bilmediklerini sana öğretti. وَكَانَ فَضُّ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا Allah'ın fazla senin üzerinde muazzam gerçekleşti. Muazzam oldu. <laughs> Verdiğine kitap ve hikmet. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın değerlilerini, Allah'ın katındaki değerleri öğrenmek için önemli fırsatlar bunlar. O yüzden Cenab-ı Hak buyurdu ki, وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوتِيَ hayran كَثِيرًا Bir kimseye hikmet verilmişse ona çok hayır verilmiş demektir. Yani Allah Azze ve Celle bakıyor, malı da veren o, mülkü de veren o. Ee, makamı, mevki, şanı, şöhreti, dünyevi bilebildiğimiz ve insanların peşini kovaladığı her ne varsa bunları da veren Cenab-ı Hak olmasına rağmen Allah birilerine çok bir şey verdiğini andığında bunlardan söz ediyor. Mesela hikmetten, ilimden söz ediyor. وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا Bir kimseye hikmet verilmişse ona çok hayır verilmiş demektir. Bu Allah Azze ve Celle'nin mülkünde, kudretinde, varlığında sahibinin nazarındaki değerler bunlar. O yüzden huzurunu alıp, ben sana risaletimi verdim, ben sana kelamımı verdim, ey Musa demesini yadırgamamalıyız. Yani ne vermiş ki? Ne kadar altın vermiş? Ne kadar mülk vermiş? Ne kadar servet vermiş? Ne vermiş de bunu ona karşı övüyor, dedirten cinsten bu bizim kriterlerimizde Cenab-ı Hakk'ın kriterlerinin örtüşmediğini gösterir. O yüzden müşrikler, kafirler dediler ki وَقَالُوا لَوْ لَا اُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذ۪يرًا اَوْ يُلْقَى اِلَيْهِ كَنْزٌ Kenz ona verilse اَوْ يُلْقَى اِلَيْهِ كَنْزٌ اَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُنُ مِنْهَا Yahut büyük bir bahçesi olsa böyle, ondan yiyip içse, efendim, ona hazineler indirilse tebarakellezî inşa'a inşa leke khayran min zâlike cennâtin tecrî min tehtihel enhâru ve yece'al leke Allah dilese cenab Hak. onların o senin için önerdiklerinden daha hayırlarını verir. Sana öyle bir tane altından saray değil ve yece'al leke sana saraylar verir. Bu bakından buradaki e, fark kulların nazarındaki değer algısıyla, değer setiyle Cenab-ı Hakk'ın ki Allah'ın ki mutlak, Cenab-ı Hakk'ın değerli gördükleri arasındaki fark. Dolayısıyla قَالَ يَا Allah Hz. Musa'ya ben seni risaletimle, kelamımla üstün kıldım diyor. Bu ayeti geçenlerde hafızlık yapan diye öğrenci grubunun önünde okudum. Böyle hani Allah bakın Hz. Musa'ya ne diyor huzurunu almış onu ona neyi verdiğiyle övünüyor. Dolayısıyla elinizdeki değerin yani Cenab-ı Hakk'ın kelamının Allah azze ve celle'nin risaletinin size ulaşan, okuduğunuz, öğrendiğiniz, ezberlediğiniz, değerli bulup hıfzettiğiniz sonra anlamıyla eee müşerref olduğunuz ve bu anlamıyla hem hayatınıza taşıdığınız hem başkalarıyla paylaştığınız bu hazinenin değerini bilin. Allah kulunu huzuruna alınca bununla övmüş. Sana bunları bunları verdim. Kale ya Musa inni istafaytu ka'lan nasi bi risalati ve bi kelami. Sana risaletlerimi verdim, kelamımı verdim. Fehuz ma ateytuka. Sana verdiğimi al. Fehuz ma ateytuka. Sana verdiğimi al. Bu aynen her bir müminin başta Kur'an öğrenen, okutan, bundan nasiplenen kimselerin Cenab-ı Hakk'ın tabi aynı şeyi yaparsak mukayeseyi karşılaştırmayı bu kez de Cenab-ı Hakk'ın alemlere rahmet olsun diye indirdiği Hazreti Peygamber'e gelen risaletlerden istifade edenler, bunu öğrenip bunun ilmiyle müşerref olanlar çünkü onlar da istifa edilmiş kimselerdir. Yani bu peygamberden söz ediyor hocam bizi onlarla kıyaslama demeyiniz. Çünkü aynı e, hazineye e, muhatap oluyor, aynı şeye erişiyor. Ne dedi Cenab-ı Hak? ثُمَّ اَوْرَثْنَا الْكِتَابَ اَلَّذ۪ينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا Onlar da Mustafa. Sonra biz kitabı kullarımızdan istifa eylediklerimize, yani seçkin kıldıklarımıza var, miras kıldık. ثُمَّ اَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذ۪ينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ama Cenab-ı Hakk'ın kendilerine bu denli değer verip seçkin kılıp kitabı ee, ellerine verdiği, onlara miras olarak bunu ulaştırdıkları فَمِنْهُمْ ظَالِمُونِ نَفْسِهِ Bazıları var onlardan kendisine zulmeder. وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدْ Bazıları da var, muktasiddir. Daha böyle dengeli yani hem iyi hem kötü böyle. Orta halli gibi. وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَةِ بِإِذْنِ اللّٰهِ bir deleri var ki, bir de onlar var ki, hayırda almış başını gitmiş, önden gidenler. Sebîqun bil hayrati bi iznillah. Allah'ın e, izniyle hayırda alıp başını gitmiş öne geçmiş olan kimseler. Dolayısıyla kullar neye göre sıralanıyor? Cenab-ı Hak kullarını severse neyden daha fazla, neyden daha çok veriyor? Eğer Allah'ın bu değerlerini ve Cenab-ı Hakk'ın e, neyi kıymetli bulup neyi değersiz bulduğuna dair olayları anlamaz isek o zaman e, Cenab-ı Hakk'ın bize verdiği halde hani varlık içinde yokluk mu gibi Cenab-ı Hak bolca verip etrafımızdan gelip geçerken melekler Allah da buna ne kadar vermiş derken biz kendimizi yoksul yoksun, perişan Cenab-ı Hakk'ın pek bir şey vermediği kimseler gibi zannedebiliriz. Ve bu çok ciddi bir çarpıklık oluşturur. Bu da çok uzun sürmez. Yani kişi o kendisine Cenab-ı Hakk'ın lütfettiklerinden bir vakit sonra mahrum kalır. Çünkü gözü başka yerde. O yüzden Allah Azze ve Celle Resulüne sık sık وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلَا مَا مَتَّعْنَا بِهِ اَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا O dünyanın envai çeşit güzelliklerini kendilerine verdiklerimizin mallarına, nitelerine uzun uzun gözünü dikip bakma. Bizim sana verdiğimiz huva hayrun mimma yecmeun. Bizim sana verdiklerimiz onların e, daha e, toplaya durduklarından daha hayırlıdır. Onlar onlarla seviniyor ama sen bununla e, sevin. Kul bi fadlillah ve bi rahmetih fe falyafrahu. Peki Allah'ın fazlıyla Cenab-ı Hakk'ın rahmetiyle bununla sevinsinler. Kul bi fadlillah ve bi rahmetih fe bi falyafrahu. Bu hayrun Bu onların toplaya durduklarından daha hayırlıdır. Dolayısıyla her Cenab-ı Hakk'ın kendine bu değerleri verdiği rahmetini işte ve atani rahmeten min Vahiy kastediyor. Katından indirdiği rahmeti, vahyi ve öğrettiği hikmeti. Bunlara dair hususların efendim değerini Cenab-ı Hak bizatihi kendisi hatırlatmak durumunda kalıyor. Çünkü kul yer yer enbiyada da görüyoruz bunu. Yer yer o diğerlerine, diğerlerine verilenlerin zaman zaman etkisine girebiliyor. Cenab-ı Hak o yüzden uzun uzun bakıp durma. Allah'ın sana verdikleri onlara verdiklerinden daha hayırlıdır. De, hal böyleyse demek ki bunu yani bu gelgitleri yaşamamız normal. Ama e, bir kulun e, üst bütün artık kopması hep dünyalık olanları değerli sanıp Allah'ın kitabını, öğrettiği hikmeti, sünneti, Bunları değersiz belleyip uzaklaşması onun açısından felaket olur. Yoksa yer yer algımız böyle tesir altına girip ayarları bozulabiliyor. Ama kısa zaman sonra kişi bunu düzeltmeli. Cenab-ı Hak da sanki Hz. Musa'ya ben sana çok şey verdim. Sana verdiklerime bak bir. Bunları al. <laughs> sana verdiklerimi sana ne verdimse al. <laughs> Ve şükredenlerden ol. Ben sana çok şey verdim. Ben seni seçkin kıldım hala nesi insanların üzerine. Bir risalet yeri saletlerimle o bir kelami ve kelamımla. Fakud sana verdiğimi al. Alma ne demek? Yani zaten sende onlar. Almak bunu yani değerli birip sahiplenme. Yoksa vermişsin, almış, götürmüş eve, çocuk bir yere atmış. Almaya aldı mı aldı ama bu böyle bir alma değil. Yani alıp ne yaptın onu? Ee, diyor işte bir yere koydum ama hani götürüp incelememiş de, bakmamış da. Dolayısıyla fiziki bir alma değil bu. O yüzden bazı ayetlerde فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ Kuvvetle al. Yani iştiyakla, aşkla, şevkle öyle bir alma al ki yani ona dair bu alışında e, büyük bir sahiplenme olsun. Onu içselleştirme, onu hayatına taşıma, böylece sana aksetsin, yansısın. Böyle bir alış. فَخُذْ مَا اَتَيْتُكَ Sana verdiğimi al diyor Cenab-ı Hak. Yoksa almış götürmüş, sonraki zaman soruyorsun. Bakarım bir yere koymuştum ama daha bakmadım diyor. Aslında almamış onu. İşte adam kitap hediye ediyor. Diyor. Bizde çok yaşanır böyle. Zaman sonra seni yokluyor. Hocanız olabilir bu. İşte sana da vermiştim ya kitapta, orada ben şöyle diyorum diyor. Siz eğer henüz daha kitabı okumadıysanız, o esnada bakıyorsunuz onun gözlerinin içerisine. Çünkü söz ettiği şeylerden haberiniz yok. O esnada şöyle söylemeniz gerekiyor. Evet hocam orada şöyle diyorsunuz. Hatta diğer konuda da şurayı çok güzel ifade buyurmuşsunuz falan. O zaman anlar ki almış bu kitabı benden, gerçekten almış. Diğer türlü ise imzalatıyor, öpüp başına koyuyor, götürüyor. Ama sonraki bir zaman sorduğunda veya konuyu oraya getirdiğinde bakıyorsun ki kitap alınmamış aslında. Cenab-ı Hak fakuz ma'ateytuka. Sana verdiğini al. Al demek yani onu işte işselleştirmek, sahiplenmek, kıymetli bilmek. Götürdüğüm gece okudum diyor mesela. Uyuyamadım biraz bakayım dedim öyle kaldı. Sabaha kadar bitirdim. Nasıl alış bu? Bu çok ciddi bir alış böyle. Emmiş resmen yani. Çine çekmiş, vakumlamış sanki. فَخُذْهَا <laughs> بِقُوَّةٍ Bu, de atfettiği değerle ilişkili. Yani ne kadar değerli biliyorsanız, o kadar ona e, yönelirsiniz. En küçük bir fırsatta zaman oluştuğunda hemen yönelirsiniz. Yanınızda bulundurursunuz. Sık sıkla açar okursunuz. Tekrar edersiniz. Bu, kuvvetle alma. Ve bunu daha çok yapan kimse, Cenab-ı Hak katındaki değerini daha çok yaşayan kimse. işte hayatın adaletle işleyen fırsatı burada. Öyle bir fırsat adaletle işliyor ki kulun halbine uygun olarak Cenab-ı Hak ona o kadar değer veriyor. O yüzden buyurdu ki فَذْكُرُونِ <laughs> اَذْكُرْكُمْ Siz beni anın, ben sizi anayım. Kulun değeri, kulun Cenab-ı Hakk'a yönelimi, arzusu ve iştiyakıyla ilişkili böyle.